İyi bana bak aç, bana bak. Aç bana bak. Sana triplidir. Sana triplidir. Ne oldu? Benim kuzumun yarın, bugün doğum günü. Ablaları, arkadaşlar. Niye kızdın bana bak bakayım aç. Ben de o zaman şey yapayım. Selam arkadaşlar. Benim kızımın mezuniyeti var yeğenimin. Yeni kıyafet almaya çalışıyoruz. Çantanı göster bakayım. Çok tatlama çantası ya. Bir şey de beğenmiyor. Kıyafet beğenip alamamış. Çoktan beri soruyoruz hatunu ben görmüyorum ki size göstersin. Hep soruyor kardeşin nerede? Ha kardeşim beni çağır da bir kahve içelim dedi. Bu da ben çocukların arasında kalmışım. He. Biri sabahçı, biri öğlenci. Eylül'de birini getir, birini götür. Ha Eylül'de burada. Bu da şey. Neydi? Abonesi kanalı var. Çocuk kanalı. Aşkımın çocuk kanalı var. Ay ben dedim işe gitmedim ama anam bacağım. Anam dizim. Nasıl ağrıyor. Olsun boş ver şuraya doğru. 10 dakikadan şey atamıyorsun. Allah'ım yarabbim. Mezuniyet eşliği şey alacak. Oraya gidiyor yok, buraya gidiyor yok. Annesini dingil dingil oynatıyor. Hiç beğenmiyor. Hatun. Şuraya girdi. Ben azıcık şeyim. Kuzulardan alalım, yiyelim, halay çeker. Şura var ha, şura bak aşağıda yanda. Ben saatimi alayım da geleyim, tamam mı? Ta benim gelinlik saatim var, bunlar moda olmuş. Bir daha firdak durayım. Geleyim abi, orada buluşuruz şurada. Takıldı mı abla? Merhaba, selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Hayırlı akşamlarınız, hayırlı günleriniz olsun. Burada daha saat 7'ye geliyor akşamüstü. Ay, ben de adaya semizotu yapacağım. Biraz diyet yapsın. Bayağı şey olmuş. Hep Facebook besleniyor da. Ondan dolayı. Bugün biliyorsunuz ben işe başladım. Ama çok zorlanıyorum. Ay Allah'ım yarabbim o kadar zorlanıyorum. Ayaklarımın ağrısına o kadar dizlerim ağrıyor. Ayaklarım altı çoğul diyor. Alışkın değilim tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. İnan ki o kadar ağrı kesici içtim de midem çok ağrıyor. O kadar midem ağrıyor ki. Mide koruyucu içtim hiç fayda etmedi. İşte balkona çıktım hem semizotunu doğrayayım hem de sizinle sohbet edeyim dedim. Geçen sene köye gittiğimizde Ağustos ayında şey toplamıştım dağ kekiği. Ondan çay demledim. O çabuk kesiyor. İçine de bir tane kuru nane attım. Hem soğusun hem de şurada semizotunu doğrayayım hem de güzel bir hava alayım. Daha burası erken, havada çok güzel, balkona çıktım şöyle. Hem sohbet edeyim sizlerle. Ay gerçekten insan belli bir yaştan sonra çalışmak gerçekten çok zor. Ama ne yapacaksın, yapacak hiçbir şey yok. Hep kartlarım falan hep kapandı. Taksitle onlara hiç olmasa ödemeye çalışayım. Zaten oğlum bakıyor bize. Oğlum da çocuk ev mi baksın, onun baksın, ona mı gitsin, hangisine yetişecek? Allah kimseye muhtaç etmesin. Gerçekten zor. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani diyorsunuz da acele etme. Ya bakıyorum YouTube'da benden sonra başlayanlar ya hiçbir şey yaptığı da yok. Yani deli dolu hareketlerle o dünyanın ilerliyor gidiyor. Gerçekten benim kaderim mi, şansım mı? Bende gerçekten şans yok biliyor musun arkadaşlar? Benim şansım yok, kaderim yok. Olsaydı zaten bu duruma gelmezdi. Allah'a şükür elim ayağım tutuyor. Allah kimseye muhtaç etmesin. Gerçekten muhtaç etmesin. Çok zor bu hayat. Çalışırsan, paran varsa yaşarsın, paran yoksa yaşamazsın. Eskiden kapımızdan eksik olmayan insanlar, para varken, işim varken, durumumuz iyiyken akşam sabah kapımızdan eksik olmuyorlardı. Şimdi var ya şuradan yoldan gelsen seni tanımıyorlar. Demek ki her şey bu dünyada maddiyatmış. Ama olsun, Allah büyüktür. Bir gün döner dolaşır. Ben gerçi ölsem kimseden gidip ne para isterim. Allah'ıma şükür aç değilim, açıkta değilim. Ama zor yani, gerçekten zor. Hayat çok zor. Bir çocuğun eline bakmak da çok zor. Çocuk hangi birimize bakacak? Bilmiyorum gerçekten. Hem sizinle sohbet edeyim dedim. Ne yapıyorsun oğlum? Açmaya mı çalışıyorsun? Dur ben açayım. Lokum da yanımda da açamıyor. Cam açmaya çalış. Az bak.
Ben buraya geldim. Lokum da sandalyeye oturmuş. Burada. Bakacaksın mı orada? Ben açayım mı sana bebeğim? Kalkurum açayım benim oğluma. Bak. Bak şöyle çağırayım. Seni biraz böyle getireyim. Ha, bak oradan bak. Ben olmasam gelmiyor. Ben olursam geliyor lokum da. Lokum da benimle beraber geliyor. Benimle beraber gidiyor. Bugün gitmedim. Dedim ki şeye, hastaneye gideceğim dedim. Aslında arkadaşım gelecekti. Şeye gidecektik onunla beraber. Türbeye gidecektik. Üsküdar'da bir türbe varmış. Çok güzelmiş. O da dün çok fenalaşınca gelemedi. Ben de bir kere dedim şeye, hastaneye gideceğim diye izin almıştım. Patrondan. Öyle gidemedim. Kaldı. Ben de ay o kadar kötü. Gerçekten ağrı kestirim affetti. Midamı affetti. Çok kötüyüm. Şurada hem adaya markete gittim de. Adaya dedim senizotu alayım. Onu senizotu diye yedirmiyorum ona biliyor musunuz? Ispanak diye yediriyorum. Yoğurtlu yiyor. Zebze yemesi gerekiyor ama yemiyor ya. Çok yemek seçiyor ada. O kadar yemek seçiyor ki. İlla adaya hamburger olsun. İşte pizza olsun. Ama bunların sağlıksız olduğunu bilmiyor. Yani doktor o kadar uyardı. Annesini de dinlemiyor. Beni de dinlemiyor. Sadece dedim ki ada dedim, bak çok kilo almışsın dedim. Seni dedim havuza götüreceğim dedim. Seni yüzmeye götüreceğim. Bak işe onu diye gidiyorum dedim. Ada dedim seni dedim şey yapayım da dedim. Para kazanayım da dedim. Seni tatile götüreceğim dedim. Ama dedim senizotu yiyeceksin dedim. Tamam anneanne dedi. Bakayım onu yapayım mı? Hem de şöyle sohbet edeyim dedim. Hava da bugün çok güzel gerçekten. Bir sürü mide koruyucu içtim. Hiçbir fayda etmedi bana mide koruyucuların. Bu arada kız kardeşim aradı beni. Dedi ki abla dedi yürüyüş yoluna geldi. Hem de bir kahve içelim dedi. Onda kızının şey töreni var. Okul töreni. Ne diyorlar ona be? Şu anda kafam yerinde diyor. Değil. Mezuniyet. Ve kıyafet bulamamış. Orada oturdu bir şey çay. O kahve içtik bir bardak. Fincan da. Dedim ki ada şuraya bak bir tane dedim. Orada bir yerde buldu. Aldı da çok da güzel oldu maşallah. Dedim Azra dedim söylersin de dedim bana dedim. Haber verirsin dedim resim çekerim dedim. Çok güzel oldu. Allah önünü açık etsin. Okusun. Okumayana ekmek yok bu dünyada. Vallahi okumayana ekmek yok. Maşallah benim oğlum okudu. Kızım da okuluydu gerçi de ilerisine gitmedi. Yollamadı babası. Çocuk olmasa şey yeriz. Kendini kurtarsın. Kız çocukları var ya ben gerçekten kız çocukların erkek çocuklarından daha çok okumasını istiyorum. Neden biliyor musun? Lokum bir dur ya. Oğlum otur. Şey diye erkek eline bakmasın. Paraya muhtaç etmesin. Bana 1 lira 2 lira ver demesin. Gerçekten demesin. Mis gibi vallahi daha keki. Gittiğim zaman gidersem yine toplayacağım. Çok güzel ya. Vallahi semizot da çok güzelmiş ama bayağı her şey pahalı. Şöyle yapayım ona güzel yine de. Yoğurt dökelim. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben sizden istediğim sadece ya kimse mecbur değil. Bakıyorum herkese ya bana destek olmanız. Yorumlarınızla, beğeniler izlemeye göre para kazanılıyormuş. Ben ne kadar izleme mesela bir arkadaşı izledim. 21 bin görüş görüntüleme 3000 bilmem küsür ediyormuş. Dolar üzerine yatıyor ya. Ben kimseden para dilenmiyorum, para istemiyorum. Yani elinize geldiği kadar ablanız, kardeşiniz olarak destek olmanızı istiyorum. Bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Allah hepsini izleyeni, izlemeyeni herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dualarınızı bekliyorum. Bak ameliyat günü bekliyorum. Olamadı. Sıra gelmedi. Ama teyzeme olmasa ben de öyle yaptıracağım. Ameliyathanada nokta atışıyla bir kere olmuştum. Ama bu daha değişikmiş. Doktor bana öyle de damarlar dahaki sıkışmaları açıyorlar. Ameliyathanede normal ameliyathane gibi. Eğer baktım olmuyor. Sıra da gelmedi. Doktor bence benden para bekliyor. Ben söylemiştim ya. Hoca olduğu için arkadaşım olduğuydu. Olmasa öyle yapacağım. Baktım çok zorlanıyorum. Çünkü ağrı kesiciler bir yere kadar bir yerden sonra böğürük yetmezliği yapıyormuş. Teyzem şu anda kullanamıyor ağrı kesicileri daha. O da oldu. Çok zor geçti ama diyor bağırı bağırı diyor. Yaptılar damarları açmışlar. 4-5 sene demiş teyzeme.
iyi olacaksın teyze, temizledik arada kireçlemiyor falan demişler. Olmasa ben de öyle yaptıracağım. Bakayım, olmasa yapacak hiçbir şeyim yok. Ya ondan da neden korkuyorum biliyor musun? Çok kilo yapıyor. Ben mesela çok yemime dikkat ederim, içmime dikkat ederim ama o yapılan iğneler, temiz koca koca şu kadar iğnelerle orayı temizliyorlar, damara giriyorlar. Bayağı zor oluyor. Ama teyzem şu aralar bilmiyorum işte, doktor sadece demiş teyze tam fayda etmek için 3 ay bulur demiş. Geçen sene ben Ağustos'ta nokta atışı yaptırmıştım Karadeniz'e fındığa giderken. Onu da topladım zaten. Şu aralar yine bir de ayakta durunca çok kötü oluyorum. Ayakta durmak çok kötü. Gerçekten sevimli, ortamı güzel. Daha önce ben orada çalışmıştım. Arkadaşlar beni görünce sevindiler, tanıdılar. Ama işte insanın da belli bir yaşı olduktan sonra da, yaş ilerledikten sonra zor oluyor. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Duygulandım şu anda. Ne yapayım? Allah kimseye evladına bile muhtaç etmesin. Ben üzülüyorum. Yani bir şey ihtiyacı olsa oğlumdan istemeyi bile utanıyorum. Çünkü çocuğun yükü zaten ağır. Bayağı ağır. Ağzına açık kelime söylemiyor. Allah razı olsun ama ya o da genç. Yani yapacak hiçbir şey. Ben bir iş başardım. Başladım. Onu başarmaya çalışıyorum. Kimine göre kötü, kimine göre iyi. Ama başarmak istiyorum. Yoluma devam etmek istiyorum. Bazen geliyor, bırakmak istiyorum. Biliyorsunuz suyum çok şey yapıyorum. Karar değiştiriyorum, etkileniyorum. Çoğu insanlar yüzüme gülüyor, arkamdan laf ediyorlar. Ama onları hep biliyorum, isimlerini söylemek istemiyorum. Çok insanlara değer verdim, değerini göremedim. İçinde şöyle kalan bir iki tanedir. Onlar da ölene kadar benim yanımda olan arkadaşlarım, kardeşlerim, ailelerim diyeyim. Ben kimse gibi kötü yola düşüp gitmedim. Allah'a şükür kötülük yapmadım. Kimsenin eşine, kardeşine, kocasına göz dikmedim. Allah'ıma şükürler olsun. Arkamdan aileme, çocuklarıma bir laf getirmedim. Ben önce kendim için, yani böyle bastığım yeri gören, kimseye arkamdan laf etmesin. Yani öyle birisiyim. Yani erkek gibiyim sonuçta. Bazı yerlere girer çıkarım, hiç kimse de, ya gerçekten bir şeyden, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Allah güç verdikçe, yani erkek 1000 tane erkeğin içine girer çıkarım. Ama kimseden böyle bana, benim gönlüm olmadıktan sonra, benim kimseye, arkamdan kimseye laf ettirmem. Bilmiyorum. Sadece sizden beni izlemenizi, abone olmanızı, bana destek olmanızı, bir ablanız, bir kardeşiniz, bir teyzeniz, kimine göre bir büyüğünüz, kimine göre bir küçük küçüğünüz. Desteklerinizi bekliyorum. İyi akşamlar diyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.